Merhabalar arkadaşlar. Bugün Fra Üniversitesi'nin kütüphanesine geldim çekimleri yapmak için. Karlı bir Berlin sabahındayız. Size görebildiğiniz gibi. Yayınlarımı olabildiğince kütüphanelerden yapmaya çalışıyorum. Açıkçası ortamlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Kısa bir yürüyüşün ardından karlı bir havada kütüphaneye geldim. Kalamda yeni olan arkadaşlar için kendimi tanıtayım. Ben Doktor Serdes Taşdelen. Tıp fakültesini Kiev'de bitirdim 2019 yılında ve şu anda Berlin'de yaşıyorum. Savaştan dolayı Berlin'e taşındım. Almanya'ya adapte olmaya çalışıyorum. Bugün bir tıp fakültesi öğrencisinin başarılı olması için eğitim sürecinde ve ileriki hekimlik dönemlerinde, hekimlik yapacağı dönemlerde Belli başlı bir vizyon sahibi olması için e, neleri yapması gerekir? Nelere hazır olması gerekir? Ve e, benim kendimce derlediğim belli başlı e, başlıklar var, ilkeler var. Onların üzerinde açıkçası e, durmayı planlıyorum. Size biraz bahsedeceğim. Ben kendim nasıl hazırlanıyorum? Kendi işlerimi nasıl yönetiyorum? Tabii ki e, sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok çok kıymetli. Buna baştan değineyim. Tartışmaya sizler de dahil olursanız beni mutlu eder bu durum. Ondan dolayı yorumlarınızı bekliyorum. Aynen. İlkiyle öncelikle başlayalım. Organizasyon ve planlama. Organizasyon, iyi yapılmış bir organizasyon öncelikle herhangi bir alanda hiç fark etmez. Tıp olabilir veya diğer öğrenciler içinde iyi yapılmış bir organizasyon her zaman başarıyı getirir. İyi bir organizasyon, iyi bir öğrenci için de e, her zaman kolay olmayabiliyor. Çünkü derslerinize ayıracağınız vakitler, yapacağınız ödevler, yanı sıra bir de bir sosyal hayatınız sonuçta mevcut ve bu sosyal hayatınızda da arkadaşlarınızla gezmek istiyorsunuz. İşte aileniz için yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunların hepsinin organizasyonu için e, açıkçası günümüz e, günümüzün dünyasında belli başlı teknoloji kaynaklar var. Bunlardan en 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 önemlisi kesinlikle tablet bilgisayarlar ve e, tablet bilgisayarlarında bulunan aplikasyonlar. Hayatımıza girdi gireli e, birçok şeyi açıkçası kolaylaştırıyor. İlla duymuşuzdur. Tıp fakültesi kitapları kalın kalın olur. Yani 2000 sayfa, 3000 sayfa işte kitapların taşınması, içerisinde herhangi bir açıkçası cümleyi bulmanız için saatlerce oturup uğraştığınızı illaki çevremizden, hocalarımızdan, ailemizden duymuşuzdur. Bunların yerine tabii ki tablet bilgisayarlardaki pdf'ler aldı. Pdf'lerde artık bir cümleyi aramak mesela 10 saniyenizi almıyor hatta. Yani o kadar ki bu işler basite indirgendi. Kaldı ki o kadar kitabı zaten yanınızda taşımana değinmeye bile gerek yok çünkü çok gerçekten büyük bir lüks. Bundan dolayı bir tablet bilgisayar, bir tıp fakültesi öğrencisi için kesinlikle bir gereksinim halinde bulunuyor. Bugün üzerinde duracağım aplikasyonlardan bir tanesi Notion. Notion'dan herhangi bir açıkçası sponsorluk almadım. Bu tamamen kendi edindiğim tecrübeler üzerine olacak bir video. Notion'u ben nasıl kullanıyorum, neler yapıyorum Notion'da, bunlarla ilgili açıkçası bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer ki siz izlerken bu video hazırsa sağda solda videonun linkini bulabilirsiniz ya da görselini bulabilirsiniz. Çünkü Notion'u kullanmak gerçekten her şeyden önce çocuk oyuncağı değil... E, belli başlı aşamaları kat etmeniz gerekiyor. Ben bayağı bir YouTube'da YouTuber'ların özellikle nasıl kullandığı kullandığını izleyerek elde ettiğim hatta kağıt kalem alıp önüne geçip not alarak öğrendiğim bir program oldu Notion. Ama e, Notion'u kullandım kullandım gerçekten e, hayatımda da belli başlı organizasyon anlamında farklılıkları hissediyorum. Bundan dolayı zaten böyle bir programı paylaşma hissiyatı duydum. Öncelikle e, şunun üzerinde duralım. Notion öyle bir program ki telefonunuz, yani benim gibi mesela eğer bir Android kullanıcısıysanız, aynı zamanda bir iPadiniz varsa, Microsoft ve MacOS'u kullanıyorsanız, yani tüm platformlarda kullanabileceğiniz rahatlıkla uygun bir aplikasyon. Aynı zamanda herhangi bir tarayıcıdan da erişim imkanınız var. Bu anlamda gerçekten kıymetli bir uygulama. Uygulamayı kullanırken eğer ki bir arkadaşınızla ortak bir tez yazıyorsanız, ortak bir çalışma yapıyorsanız, araştırma yapıyorsanız oluşturabileceğiniz belli başlı spaceler var. Bu spacelerde ortak çalışabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok çok harika bir durum. Fakat ücretlendirme politikalarına dahil oluyor bu durum. Bunları dediğim gibi işte daha ileriki dönemlerde Notion üzerinde daha detaylı duracağım videolarda göreceksiniz. İkinci, benim duracağım konulardan bir tanesi ise hedef. Tıp fakültesine başlarken sınavların stresi, çevrenin işte size karşı duruşu, sosyal çevrenize ayırdığınız vakit, kendinize ayırdığınız vakit derken hedeften zaman zaman şaşırabiliyorsunuz ki bu benim sık sık açıkçası yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Hedefinizi önceden saptamanız gerçekten tıp fakültesinde önemli Acele etmeniz değil ama önceden saptamanız gerekiyor. Burada i̇ki nokta var. Birincisi uzmanlık yapacağınız uzmanlık alanı. İkincisi ise hangi ülkede mesleğinizi icra etmeniz üzerine dayalı. Tabii ki bu ikisi aslında birbiriyle bağlantılı iki, iki alan desek yeridir. Çünkü uzmanlık alanları da ülkeden ülkeye değişebiliyor. Şartlar da değişebiliyor. Mesela Türkiye'deki meslektaşlarımızın işte e, ziyaret ettiğiniz zaman özellikle cerrahi alanında çalışan meslektaşlarımız çok çok yoğun bir tempoya sahip. Fakat farklı bir ülkede e, bu işin e, durumu biraz daha farklı olabiliyor. İşte e, dediğim gibi bunlar tabii ki birbirleriyle bağlantılı. Kendi becerilerinize inandığınız alanlara yönelmek istiyorsanız önceden mutlaka benden size tavsiye, e, diğer ülkeleri de araştırın. Diğer ülkelerdeki şartlar nelerdir? Yurt dışında bu alan nasıl icra ediliyor? Meslek alanının acaba bir alt farklı farklı alt dalları var mıdır? Bunların hepsi açıkçası çok çok önemli konular. Ee, tabii bunları araştırmak maddi imkanlara da dayanıyor. Çünkü tamam internette oturup araştırabilirsiniz, telefonda da araştırabilirsiniz. Fakat bir ülkeye gidip orada observship yapmanız demek. Ee, aynı zamanda o ülkede az bir şey, işte az bir süre zaman geçirmeniz demek. Bunların hepsi maddi imkanlara da tabii ki dayalı bir durum. E, fakat elinize geçerse mutlaka böyle bir şartı değerlendirin. E, tabii ki bu size daha önceden saptama şansı verecek. İşte arkadaşlar, vizyon derken aslında e, üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi de buydu. Ben kendimden açıkçası belli başlı örnekler vermek istiyorum. Ben tıp fakültesini yurt dışında bitirdim. E, yurt dışında okurken elde ettiğim e, en 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 büyük benim için kazanlardan bir tanesi açıkçası kültürel oldu. İkincisi de kesinlikle e, network oldu. Öncelikle otomatik olarak zaten dünyanın farklı 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 e, ülkelerinden arkadaşlıklara sahip oluyorsunuz. Bu gerçekten çok çok büyük bir zenginlik. Ve ikincisi Zaman geçirdiğiniz o süre boyunca yaşadığınız ülkedeki e, kültürel farklara sahip oluyorsunuz. Bu da apayrı bir e, apayrı bir sizin hayatınızda tecrübeye. Mutlaka ülkelerin şartlarını araştırırken o ülkelerde e, mesleği icra etmeniz için gerekli sınavları ve şartları es geçmeyin. Mesela bir e, Amerika'da yaşamak istiyorsanız, USMLE'ye daha önceden e, hazırlanmanız gerektiğini hatta eğitim süresi boyunca hazırlanmanın gerçekten çok çok daha kolay olacağını unutmayın. Ya da İngiltere'ye gitmek istiyorsanız, İngiltere'de icra etmek istiyorsanız, İngiltere'deki PLAB sınavlarının e, yoğunlaşması gerçekten klinik bilimlerde özellikle işte zaman geçirirken çok daha rahat olacağını gözden göz ardı etmeyin derim. E, üçüncü başlığımız ise tabii ki motivasyon ve ilham kaynakları. Arkadaşlar motivasyon o kadar önemli bir konu ki Sürekli motivasyonunuzu yüksek tutmanız için mutlaka arayışta olun. Özellikle kendinize bir ilham kaynakları belirleyin. YouTube platformunda öncelikle bir sürü A'dan Z'ye kadar yabancı kaynaklarda yayın yapan arkadaşlar var. Ben de takip ediyorum. Takip etmekte olduğum gerçekten çok başarılı YouTuber'lar var. Özellikle hekim olanlar var aralarında. Bunları ben de sizlerle paylaşacağım ileriki dönemlerde. Hatta belki yayın bile yapabiliriz. Açıkçası onları izlemem, onların hayatlarındaki farklı farklı noktaları gözlemlemem benim hayatıma çok çok katkısı oldu. Bunun sizler için de avantajlı olabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü daha önceden tabii ki böyle bir platform yoktu. Yani şu anda başkalarını gözlemleyerek edindiğiniz tecrübeler paha biçilemez bir zenginlik. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Farklı online kurslar mevcut şu anda internetlerde. Zaten illaki sizin de haberiniz vardır. Farklı platformlar mevcut. Bir ee, yabancı dilinizi geliştirmeniz için bu platformlardan bir kez yararlanabilirsiniz. Yani kişisel gelişim derken açıkçası bir tıp fakültesi öğrencisinin e, çok çok gereksinimi olabilecek durumlardan bir tanesi yabancı dildir. İngilizce'den hiç bahsetmiyorum bile çünkü iyi bir İngilizceniz olduğu sürece zaten yabancı yayınları takip etme fırsatı bu diyorsunuz. Eğer İngilizceniz yeterli değilse bir yayın okumanız ya da herhangi bir yabancı yeni çıkmış bir textbook'tan e, alıntılar yapmanız gerçekten çok çok zor olacaktır. Ondan dolayı İngilizceyi zaten e, oturtmanız gerekiyor, kesinlikle oturtmanız gerekiyor. Fakat İngilizcenin yanı sıra ikinci bir e, ekstra yabancı bir dille yapmanızı ben size tavsiye ederim. Tabii ki her şey zaman bulunca e, gerçekleşebiliyor. Ondan dolayı bunda organizanınıza dahil etmenizde fayda var. Benim için bu video değerli arkadaşlar gerçekten çok çok değerli. Çünkü bu benim ilk deneyimim sizlerle. Hemen hemen ilk ürettiğim içerik desem yeridir. Youtube'da kanal açmaya çoğu zaman yelten, yeltensem de çeşitli sebeplerden dolayı çoğu zaman yarım kaldı ya da vazgeçtim. Fakat Almanya'ya taşındıktan sonra bir arkadaşımın gazına geldim. Ve kendime bir söz verdim. Youtube'da planladığım içerikleri sizlerle paylaşmak için usanmadan, bıkmadan emek vereceğim. Neyse uzatmadan şunu söyleyeyim. Bu işin devamı gelecek. Bugün tıp fakültesi öğrencileri için özellikle yeni başlayanlar için kendi tecrübelerimi ve tavsiyelerimi paylaştım. Olabildiğince konulara analitik yaklaşmaya çalıştık. Tabii ki ben daha önceden de değindiğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse bu videoyu kesinlikle beğenin. Ee, ileride belki bu konuların üzerinde daha detaylı bir şekilde duracağız. Daha detaylı bir şekilde başka arkadaşlarımızla tartışacağız. Ondan dolayı takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.